güç maçlardan bir tanesi, zor maçlardan bir tanesi Türkiye Ligi'nin. Ve bugün her iki takımın da saha içerisinde maçı tamam tamamlaması, büyük aksiliklerin olmaması, en azından maç seyirci açısından da zaman zaman coşkulu olması futbolun kazancı. Bizim kazancımızsa bir puan. Ama tabii buna kazanç olarak bakmamak da gerekiyor. İki skoru yakalayıp geriye düşmek, geriye düşmeden oynamak büyük avantajdı. Yalnız şunu söyleyeyim, son dakikalardaki kendi ceza sahasımızın etrafındaki faullerden oldukça baskı yedik. Bu faulleri biraz daha aza indirmek gerekiyordu ve çıkışlarda biraz daha iyi olmamız lazım. Puan aldık. Fenerbahçe'nin bundan sonraki oynayacağı maçlarında başarılar diliyorum. Avrupa Kupası var. Türkiye için önemli. Başarılar diliyorum. BİSİ'ye gelince biz gelişmekte olan bir takımız. Geçen sene ikinci yarısı kurulan takıma bugünkü kadroda takviye olarak iki oyuncu vardı. Ve birkaç oyuncu daha takviye etmeye çalışıyoruz. Ve zirvede kalacak bir Trabzonspor'u yakalamak için oldukça yoğun bir mesai harcıyoruz. Kolay değil. Ama zor maçlar oynadık. Ligin bence en formda ve en iyi takımlarından birisi olan Konya ile oldukça ilginç bir mücadele vardı. Bugün Fenerbahçe puanlar kaybetti, mağlup oldu. İstediği, arzu ettiği bir durumda değildi ve bugünkü maçın stratejisi ve baskısı oldukça yoğundu. Onlar da bunun tepkisini maçın belki son 15 dakikasında gösterdiler. Sonuçta buna direnç sağladığımız için olumlu bir gelişme içerisindeyiz. Buran erken oyundan çıkması dezavantajdı. Onu biraz daha oyunda tutmuş olsaydık daha farklı olurdu. Dediğim gibi bizler gelişmekte olan bir takımız ve bu gelişmeyi tamamladıkça daha da iyi bir takım olarak Trabzonspor'a katkıda bulunacak oyuncuları da takviye ettikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Kötü bir hafta. Çok net. Önce bu tarifi yapmak lazım. Cumartesi günü Göztepe maçıyla başlayan, Perşembe günü Makedonya'da Vardar karşısında alınan skor. Arkasından bugünkü kaybettiğimiz 2 puan. Daha. 3 maçın totaline bakıldığı zaman neredeyse topun oyunda kaldığı sürenin %70'ler civarında top bizde kalmış. Yani 20-22 civarında net gol pozisyonu. 50-55 civarında 3 maçta yani 50 civarında şut. 75-80 civarında orta. Ancak elde var. 2 puan. Ve tur içinde sıkıntılı bir sonuç. Hakikaten kötü bir haftaydı. Umarım son budur. Diğer taraftan maçla ilgili birkaç bir şey söylemek gerekirse de 43 dakika top oyunda kaldı. Yani Trabzonspor'un gerçekten hani son bu iki hafta için söylemek lazım, lige başlangıç haftası, eksik ayrılmaması sahadan enteresan bir durum. Geçen haftaki maç, bu haftaki maç yan yana getirildiği zaman 28 tane faul, verilen faul, verilmeyenleri çok dimdik bir hakem vardı bugün, onu da söylemek lazım tabii. Tebrik ederim. Verilmeyenleri saymıyorum. 43 dakika oyunda kaldı. Bu 43 dakikaya zaman zaman inişler olmasına rağmen oyunda çok şey sığdırmaya çalıştık. Maçı son ana kadar isteyen bir grup vardı ama olmadı. Yapacak da bir şey yok.